Hadi şimdi dramaya gelelim. Abi dev bir drama oldu dün. OTK'yi biliyorsunuzdur belki. OTK Asmongold'un kurduğu. Sadece Asmongold değil. Asmongold, Mischief ve Rich Campbell'ın kurduğu. Bu üç kişiden ikisi tacizci. Pardon, değil. Özür dilerim. Birisi tacizi kapatan birisi. Diğeri tacizci. Rich Campbell. Taciz demeyelim de taciz olduğu iddia ediliyor ama iddia da %99 gibi bir şey yani, o da şey, bir şey değil, onda bakarız, onda konuşuruz. Yani OTK şu noktada direkt ciddi ciddi, yani inanılmaz bir ya adamlar biliyorsunuz OTK'yi zaten, OTK'de şeyler, OTK'de yayın yapanlar genellikle Blizzard oyunları oynuyorlar, WoW oynuyorlar, bilmem ne oynuyorlar. Yani Blizzard'la bu kadar içli dışlı olmaları benim çok gözümü yaşarttı. Ciddi söylüyorum, Blizzard'ın her şeyini almışlar, taciz dahil. Yani keşke onu almasalarmış ama yani harbiden armut dibine düşermiş. Başka da bir şey yok yapabilecek. Olay şu arkadaşlar, olayı da hatta şey yapayım, okuyayım, okuyayım, okulalım. Aha, bir tane başka birisi daha gelmiş. Oo, 40 dakika önce birisi daha gelmiş. Oo, no drama büyüyor, onu da okuruz. Update geldi, yemin ediyorum dramaya ben yokken. Azali Alexi diye birisi dün akşam böyle bir tweet atıyor. Daha sonra böyle bir tweet atmıyor. İlk önce şu tweet'i atıyor, bir saniye onu göstereyim. Bir dakika. Çünkü onun konteksti önemli. Bu. Şimdi ilk önce şöyle bir olay oluyor. Rich Campbell'ın sevgilisi şu anda Mia Malkova. Mia Malkova bir tane podcast'te çıkıyor. Diyor ki sevgilimin şey, hamilelik fetişi var. Bir diye espri yapıyor. Rich Campbell da diyor ki annemler Instagram'da izleye bir şey yaptı. Böyle bir şey gördü bilmem ne. Filan ne, bir tane tweet atıyor. Bu ablam da üzerine çat diye yapıştırıyor. Diyor ki Mia Wallach'ın Rich Campbell hakkında, şey, hamilelik fetişi hakkında yalan söylemediğini biliyorum. Çünkü beni hamile bırakıp, hamile bırakmak istediğini söyleyip bana tacizde bulunup beni taciz edip sonra da gecenin üçünde sokağa beni attığını biliyorum gibi bir, hani, ağır bir ithamda bulunuyor. Ondan sonra tabii ki de insanlar böyle itham mı olur, hani gerçekse bilmem ne şey yaptı gibi şeyler söylüyor. Ablam da fişleri çıkartıyor. Fişler de hazır. Yani böyle boş konuşmuyorum deyip direkt bir saniye. Ha, yani SS'lerle geliyor direkt. Bunları da göstereceğim. Yani direkt SS'lerle geliyor sert bir şekilde. Bütün bir yazıyı okuyalım. Bütün yazıyı özet geçeceğim. Elinde sonunda şu kısımda şey yapıyordu. Hani 4 yıllık bir ilişkimiz vardı, arkadaşlığımız vardı. Hani çok yukarı aşağı giden bir ilişkimiz vardı. Hani arkadaşlık ve ilişkimiz vardı daha doğrusu. Call of Duty'de Rich bu arada sunuculardan birisi. Hem World of Warcraft hem de Call of Duty oyunlarında falan sunuculuk yaparken. Bir fiziksel ilişkimiz Columbus Ohio'da, hep Ohio'da oluyor işte. 2019'da başlamış. Oradan itibaren hani en son hep bok olmuş. Çok detaya gitmek istiyorum ama hani 4, bu 4 sene içinde elinde sonunda yani beni sadece seks objesi olarak gördüğünü çok hissettim. Hatta bunu ona söylediğimde de love bomblandım. Hani pasu seni bırakmayacağım, hani böyle bir şey gaslitlenmiş, hani yalan söylenmiş. Elinde sonunda hani hep kandırılmış. Elinde sonunda arkadaşlıkları ve ilişkileri çok bitmiş. Yani biter noktasına gitmiş. 2011 Haziran'ında kendisinin, Rich'in kendi, hani bir sevgilim var falan deyip bir konuşmaları böyle uzaklaşmış. Ağustos'un başına kadar onu görmemiş o 2 ay boyunca. Ondan sonra özür dile Rich gelmiş, özür dilerim falan demiş. Ondan sonra şey yapmışlar. Her zaman Rich kişilik olarak, insan olarak seviyormuş. O yüzden hani ya hiç kimse yokken Rich yanındaymış. O yüzden de arkadaş olarak en azından bir devam edebilmek için bir şans daha vermiş. Ekim geldiğinde tekrar aynı daha önceki yaptığı olaylar tekrar başlamış. Hani Texas'ta Sabaton'da
onunla olmamı istemiş. Tek başına, ama bu kadın da tek başına Rich'le tekrar bir evde kalmak istemediğinden dolayı da reddetmiş. Sonra Aralık 2021'de Los Angeles'ta gel demiş, ama otel odasına çağırmış. O yüzden otel odasında, hani onunla sevişmek istemediği için otel odasına da gitmek istememiş kadın, bu Alex'i. Ondan sonra şeyde Ocak 30'da yeni yılda, yeni yılda demişim, o yani 2022'de New York'tayken Rich ona yazıyor. Hatta mesajları da göstereceğiz orada, hani şey yapıyor, geliyor. Ondan sonra mesajlarda hani hayır, seni sevişmek için, sen de şey yapmak için buraya gelmedim diyor. Hatta o yüzden, az sonra onun da kontekstini göreceksiniz. O yüzden o da evine gitmiyor, başka bir yere gidiyor. Yani arka arka, yani o çağırdığında, burada anlatıyormuş zaten. Elinde sonunda evine değil, apartman kompleksin içindeki film odasına gidiyorlar. Orada üzerine, kadının üzerine, kadına şey demiş, gel üzerime yat filan demiş. Kadın da reddetmiş, arkadaş seninle sevişmeye ve hani seninle sevişmeye ve böyle bir şey yapmaya buraya gelmedim ve öyle bir şey de istemiyorum demiş, üst üste basarak. En sonunda Rich de demiş ki, bugün hani galiba seni son kez göreceğim gün tarzına bir laf etmiş. Bir saat konuşmuşlar ilişkileri hakkında, hani ona nasıl, kadına nasıl kötü davrandı hakkında Rich ile filan. Rich de bunu hani şey yapmamış, bu tür şeyleri konuşmak istemediğini, bu tür şeylerin kendisini üzdüğünü söylemiş. O odada kalamayacaklarını söylemiş Rich, hani bu film odasındalar ya, bu film odasında kalamayacaklarını söylemişler. O yüzden de üst kata gidelim demişler. Üst kata gittikten sonra zaten adam o noktada, yani too horny noktasında zaten. Yani üst kata giderken yani böyle bir şey sıkıntı, hani bir sıkıntı olmayacağını söylemiş Rich, hani söz vermiş bir şey yapmayacağını. Ama üst kata çıktıktan sonra Rich demiş ki, hani hamile olsan ne kadar hoş olurdu, ne kadar hoş olurdu filan demeye başlamış. Kız hayır de böyle devam etmiş. Buradaki yazılara göre tekrardan. Ondan sonra kızın önünde kendini şey yapmaya başlamış. Usul bir çekmeye başlamış. Sonra da kızı ters çevirerek yani taciz de değil bu arada. Bu tecavüz. Bu arada direkt, yani elinde sonunda. Ve bundan sonra da evet, yani bayağı bildiğin hani o noktada tecavüz oluyor, yani taciz de olmuyor bu. Öncekiler taciz olabilir, şu andaki tecavüz oluyor. Hayır, çalışmamış arkadaşlar, direkt içinde bitirmiş, yani öyle yazıyor burada. Ondan sonra da kız tabii kaçmaya çalışıyor, direkt hani arkadaşını aramış, orada kaldı. Arkadaşını aramış. Arkadaş ama saat geç olduğu için, 2:30 işte 3 gibi olduğu için, bilmiyorum kaç olduğunu da işte, geç olduğu için açmamış. Rich de demiş ki burada kalamazsın demiş. Bayağı bildiğin kızı kovmuş resmen herif. Kız işte yakınlarda otelleri aramış. En yakın metroya gitmiş 20 dakika yürüyüşle. Ona hiçbir şey, adama hiçbir şey söylemeden direkt lobiye inmiş kadın. Rich de okeyimizin diye bir SMS atmış sadece. Ondan sonra cevap yazmamış. Sonra gidip bir otel odasında falan kalmış. Ondan sonra kadın da şey diyor, hani 30 yaşındayım şu anda, çok güzel bir ilişkim var. Kötü biten ilişkilerim de var ama hiç böyle bir şey de yaşamadım. Aynı zamanda bunu anlatarak bir şey de kazanmıyorum. Sadece anlatmak istedim tarzında bir şey söylüyor. Ve dediğim gibi hani eğer abi nereden gerçek olacağınızı bileceğiz ustam. Nasıl yani tecavüz etmiş, sonrasında oturmuşlar. Oturmamışlar arkadaşlar. Kadın gitmiş direkt. Yani kadın kovmuş direkt. Burada kalamazsın diyerek. Elinde sonunda bu arada tekrardan yani bu çok yani şu noktada arkadaşlar bu olmuş. Yani hayvan gibi kanıt var burada bu arada. Yani hikaye, yani bu bayağı bildiğin, yok bu olay doğru bu arada arkadaşlar. Yani bu şimdi SMS'leri göreceğiz. Bayağı bildiğin çatır çatır şey yani.
Yani bunlar bayağı bayağı bildiğin doğru işte yani Rich mesaj atıyor. New York'ta mısın? Evet New York'tayım. Seni görmek hoş olurdu. Buraya gelip çillemek istiyor musun? Diye Rich. Kız da diyor ki bak en baştan bu arada. Yani, Knox ev eminiz. Her bokun şeytan avukatlığını yapmamıza gerek yok. Elinde sonunda yani şu noktada şöyle bir şey yapıyor. Kız ya yani en baştan bir SMS'lerde bile hani oraya hani rahat olmadığım bir şey yapmak istemiyorum diyor. Yani en baştan beri hayır diyor hani sevişme kısmına. Ondan sonra seni görmek çok isterdim. Hani sen zaten yatıyorsun, sıkıntı değil. Ha, ondan sonra Rich diyor ki evin altında hani şey var kendi apartmanımda değil kendi dairemde değil ama apartmanın movie theater gibi bir şey var orada takılabiliriz. Ha bak onu yapabiliriz. Ne zaman gelmek istersin? Ondan sonra ne zaman gelmek istersin diye konuşuyorlar işte. Heyecanlıyım fotoğraf gönder filan diyor. Ondan sonra adresi filan alıyor. Adres geliyor bilmem ne hani adresi nerede kalacaksın filan geliyor. Ondan sonra en son kısmı şu. You okay? Hani bu şey yaptıktan sonra kızı tecavüz ettikten sonraki o şey kısmı yani bunların hepsi zaten ki bu olayın gerçek olduğunda yalanlanamayabilecek olduğunda şu noktadan şu görebilirsiniz. Şimdi ve bu tür ciddi suçlamalar filan olduğu zaman tabii ki de bu dediğim gibi şey OTK'in kurucularından Rich Campbell. Dur bir saniye. Elinde sonra böyle ciddi suçlamalar falan olduğunda genellikle bir organizasyondaysa bu kişi organizasyon ilk önce şey yapar hani şu anda askıya aldık o kişiyi araştıracağız araştırdıktan sonra karar vereceğiz gibi bir açıklama yapar. Kovdular direkt. Yani direkt istifasını istemişler. Ve yani şöyle söyleyeyim istifasını isteme olayı yaklaşık 5 saniyede falan oluyor. Yani çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani bu olay çıkıyor. Olay çıktıktan 30 dakika sonra zaten yani istifası oluyor, kabul ediliyor direkt. Yani uzatmıyorlar. Dediğim gibi zaten tabii ki de her zaman o %1 vardır. O da ayrı bir konu. Onu her zaman hani şey yapmak lazım. Tutmak lazım. Ama bazen de slam dunk case'ler vardır. Hani bu olay da onlardan birisi. Hani her şeyin kılavuzun belli olduğu case'ler de vardır. Dediğim gibi hala o %1'de durulur. Her zaman vardır. Yani hiçbir zaman şey yapılmaz. OTK çok hızlı reaksiyon veriyor bu konularda. Abi hızlı reaksiyon vermesi ama artık bir şey değiştirmiyor. Yani artık alıştıkları için. Yani artık alıştıkları için resmen bu kadar hızlı tepki verebiliyorlar. Bu üçüncü kişi galiba OTK'den. Yani o yüzden. Legendary o noktalarda bazen bir şey yapamıyorsun. Özellikle kadınsan çok fazla bir şey yapamıyorsun. Ne yapacaksın? Yani erkekler seni daha yani kas gücü olarak bir şey yapamazsın bir kere. Ya böyle bir durum. Evet, Kaosu katılıyorum. Hayır sadece şok durumu da değil yani elinde sonunda şöyle bir şey var yani. Yani bir şey gerçekliği var yani. Vert abi insan psikoloji çok yani insan psikolojisi ne bilmeden çok boş yorum yapıyor yapma. Yani bir kere yaptın, iki kere yaptın, üç kere yaptın, dördüncü artık yapma dedim yapma. Yapıyorsun yani. Ya bu tür şeylerde nasıl her seferinde suçsuz olanı suçlu bulmaya çalışıyorsunuz, niye götünüzü yırtıyorsunuz bilmiyorum ama yani çok çabalıyorsunuz. Yapmayın boş. Bazen konuşmamak daha mantıklı. Yani boş konuşacağını konuşmayın daha iyi.
Tamam Cumbert. Okey tamam aynen. Aynen ikisi de suçlu abi. Bir nefes al abi. Yani tanıyorum da seni chatten. Tanıyorum ama bir nefes al yani. Aa, kesinlikle ihtiyacım var. Bir saat bir nefes al. Böyle bir olay. Hatta olayın şimdi versiyon ikisi varmış. Bunu okumadım. Okuyacağım onu da. Hatta size beraber okuruz. Dur şeyi de göstereceğim. Hatta şeyler vardır. Bekleyin. Rich bu sırada bu olaylar çıktığında Rich bir şey yazmadı. Hani istifa ediyorum gibi bir şey yazıp geçti bu kadar. Yani ben kendi tarafımda anlatacağım. Ama kendi tarafımda anlatmak için biraz bekleyeceğim tarzında bir şey demiş. Dawson var. Varmış. Varmış evet. Dur şeyi göstereceğim. Rich bunu yaparken canlı yayındaydı bu arada. Bu şey kendi canlı yayında değil de şeyin canlı yayında. WoW'da şu anda World First Mythic raidlerinin World First yayınları var. Bu World First yayınlarındayken sunucu bir World First yayınının sunucularından birisiydi. Tweet'i okuduğu anda yayında bu arada. O anı görebiliyorsun. Dur göstereyim. Evet canlı tepki var. Tam canlı tepki değil de göreceksiniz. Ha şurası. Live reaction direkt. Bak şurada oturuyor şu anda. Bir şey yapmıyor. Through three of these absorb shields. Yeah, this is a... Oh, in fact, they've called an immediate break. So do you think that might be something that's happening here? I think that it's possible that they're going to try to reallocate some characters between this and other raids that they think might be stronger. Because you bak, don't want to spend telefonu okuyor, too much bak, telefondan time okuyor, görüyor musunuz? Wasting time with something that you can fix with some damage allocation. This is one of those kind of trap situations that you saw, for example, at the end of Gahoon or the end of Jaina, where it looks like you need more healing. But the reality is killing it before you die is always the right answer. You need just enough healing to keep you alive long enough, but at some point it becomes unhealable. If you killed the shield faster, it would stop doing damage to you. Yep. So maybe some Mantis runes might be on play here. Just something to kind of get them over this hump. Because, I mean, there might be another wall, but a Razageth van... Tam yani... But a Razageth Vantis rune, not really the end of the world. Really interesting. Anlıyorsun zaten yani. Is this worth our time? Is there something we could do about this? Because we're just wiping to the same thing over and over again. Orada. Ya diyorum ya dediğim gibi hala o %1 vardır. Elinde sonunda her zaman bir şey kısmım vardı. Diğer tarafı da dinleyelim kısmım vardı. Tabii ki de hala var. Ama yani elinde sonunda bu yani bu kadar çok duman varsa ya demek ki bir ateş de var. Ya o yüzden bakalım dur bir dakika yenisi neymiş ve ona bir okuyayım hızlıca. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Yok bu şey değil. Taşla alakası yok. Başka bir şeymiş. Ya okudum yok şey okudum da Bu şeymiş, Rich'in yine çıktığı değil de takıldığı bir kadını kullanmış Rich ama yani bir tarafta tecavüz, taciz olayı varken bunun bu da önemli bir olay ama diğerinin yanında çok şey kalmıyor. Yo evet legendary kesinlikle katılıyorum. O konuda kesinlikle katılıyorum ama yo chat tabii ki o kadar toksik değil ama şey bile üzüyor. O arada hani bir iki tanesinin çıkmasını bile üzüyor çünkü ya bilmiyorum bu tür konularda bilmiyorum empati diye bir şey çok ya birilerinin empati yani sahip olmamasını görmek çok üzücü bir şey. Ha, o çok üzücü yani çünkü olay empatiyle alakası var. Yo Molfix bak senin bak dediğim gibi hani yargısız infazla yaklaşmak farklı ama yani iki tarafta mal demek arasında büyük fark var. Anladın mı? Yani arada bayağı kalın bir çizgi var. İnce bir çizgi yok. Bayağı bildiğin öküz gibi kalın bir çizgi farkı var yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani aradaki fark yani ikisi arasında fark var. Çünkü şöyle de yapabilirsin abi.
hani bir tarafı dinleyip diğer tarafı dinleyip ondan sonra kararını verebilirsin. Ama bir tarafı dinleyip nereden yalan söylemediğini biliyoruz demek arasında fark var. Bak şeyi anlarım. İki tarafı da dinleyip karar verme isteğini anlarım ve çok mantıklı bir şeydir bu. Katılıyorum hatta. Bence yapılması gereken şey de bu. Ama bir tarafı dinleyip dinledikten sonra ilk aklına gelen sen yalan söylüyor olabilirsin. Amp diye onun suratına onu söylüyorsan sen çirkin birisin. Özür dilerim. Bunu düşünebiliriz ama onu söyleyebilir. Yani ilk aklına gelen şey buysa sen projekte ediyorsun o noktada. Yani kendin de böyle bir şey yapabileceksin ki sen onu projekte ediyorsun. Yani o yüzden. Ha bak düşünmek ayrı, dediğim gibi yani şeyi düşünmek çok mantıklı bir şey. Ben katılıyorum bu arada. Çok doğru bir şey bu. Hani iki tarafı da düşünüp dinleyip yorum yapmak bence çok doğru bir şey. Hani kesinlikle çok doğru bir şey. Hani hatta yani en doğru yöntem bence o. Ama işte yani bunu yapmanın bir yolu var, mizacı var yani. Bu son dediğin saçmalıktı. Yo değil. Değil. Senin düşüncen saçmalık. Özür dilerim ama senin dediğin saçmalık. Dedim ya sen de onlardan birisin çünkü az önce yazdıklarından da belli yani. Dedim ki bunun bir mizacı vardır abi. İki tarafı dinleme bir mizacı vardır. Senin bir karşı bir tarafı dinledikten sonraki ilk sorun senin yalan söylemediğini nereden biliyoruz ise sen zaten büyük ihtimalle hayatında her şeyi çarpıtan yalan söyleyen birisin ki projekte diyorsun bütün konuyu. Yani onun yerine yapman gereken şey zaten söylemeden diğer tarafın konuşmasını beklemek. İki tarafı da görmek. Bir tarafı flamelemeden bunu yapabileceğini anlayabilmen lazım. Çok zor bir şey değil bu arkadaşlar. İki tarafı da dinlemek bence çok önemli. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Ama hani bunun yapabilmenin bir yolu vardır. Yani ilk yaptığın şey konuşan tarafa sen yalan söylüyorsun demekse... Yani özür dilerim. Mesbury, evet. Önceden neler yazdığını gördüğüm için zaten. Dediğim gibi yani empati çok zor bir şey değil. Kötü bir olay, çok kötü bir olay yani bok gibi bir olay. Böyle yani bunun draması da bu. Dün çıkan bir olay direkt. Yani şu andaki bildiklerimiz bunlar. Şey ne olur yani, yani çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Şey de çok kötü bu arada yani ayrı bir olay. Ayrı bir şey kötü. Dün mesela OTK'deki Seer'in doğum günüydü. Ve Seer da şeyle çok yakın arkadaş. Bu şeyle. Rich'le. Yani doğum gününde en yakın arkadaşlarından birisinin böyle birini olduğunu öğrenmek bok gibi bir durum olmalı yani. Demiyorum. Kötü bir olay. Kötü bir durum. Bu drama var. Büyük ihtimalle biraz daha... Değişir. Gelişir. Onların update'lerini de şey yaparım. Güncellerim sizi. Hemen abone olun.